Selamünaleyküm herkese, Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tumbaki'nin çıkartmış olduğu, çok daha önceden çıkartmış olduğu ama beraber şimdi inceleyeceğimiz Tumbaki'nin Golden Pistachio'su var. Tabii bunu nasıl inceleyeceğiz? Elimizde bir adet bandrolsüz, bir adet de bandrollü olmak üzere iki yurt içi ve yurt dışı ürünü var. Bunlar aynılar mı, değiller mi? Şu anda Kasım Hocam bizlerle beraber ve kendisiyle beraber bir inceleme yapmayı düşünüyoruz. Hocam hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Veysel'im. Şöyle bir durum var. Fıstığı falan bırakmışsın ya. Fıstık gibi duruyor. Tatları da umarım fıstık gibidir. Evet, yani. Bunu daha önceden aslına bakarsan senin de benim de az çok bildiğimiz bir aroma. Evet. Ama yine de her zaman söylüyorum, ilk içiyormuşçasına bir zihniyetimiz olsun diye. Tabii. Şimdi videoya girmeden önce ilk başta söylemem gereken bir şey var. Biz bunu tamamen Kasım Hocam bunu tamamen bir kör testi olarak yapıyor. Nasıl kör testi olarak yapıyor? Ben hangisinde bandrollü, hangisinde bandrolsüz olduğunu söylemedim kendisine. Ve sevdiğim bir abim de bana özellikle tavsiye etti. Dedi ki lütfen dedi bunu denerken kullan at malpuç kullanır mısın diye. Bu sefer bu şekilde denemek istiyoruz. Daha önceki denemelerimizi de yaptık. Tabii aralarında hani kullan at malpuçla silikon hortumun arasında ne farklılıklar olacak onu da ufak bir şekilde söyleyeyim. Hani girer girmez söyleyeyim. Kullan at malpuçta herhangi bir tat olmadığı için direkt olarak bize tadı verecek. Silikon malpuçta ise herhangi bir tat ne olursa olsun kalmış olabiliyor. Yani o zerre kadar da bir şüpheye biz mal vermeyelim diye böyle bir şey yapmak istedik. Sağ olsun onun da tavsiyesiyle bize de güzel bir hatırlatma, güzel bir tavsiye oldu. Biz de bu şekilde bir denemeye karar verdik. Golden Pistachio fıstıklarımız da zaten görünüyor. Fıstık gibi bir tütün deneyeceğiz. Ve akıllarda olan acaba bandrolsüz mü daha iyi, bandrollü mü daha iyi bunu çözmeye çalışacağız. Sen her zamanki gibi şu an bulunduğumuz stüdyonun dışında ben seni kilitli tuttum. Değil mi? Aynen. Ben tamamen stüdyo dışındaydım. Hatta bir kere gelmeye çalıştım. Uyarı aldım, ikaz aldım. Ben yine kör test olarak. Sen birazcık daha kör test ama ben ne olduğunu biliyorum. Yalan değil. Peki. Tamam mı? Şimdi bu arada biraz demledik. Onun için başlayalım artık çekmeye. Özellikle birebir aynı setupları yapmaya dikkat ettik. Lüleler aynı, takımlar aynı. İkisi de lüle üstü elek, folyo elek üzeri çalışıyor şu anda. Sağ olsun GT Bolson lüleleri var. Kömür olarak da Kefo X-Arch kullanıyorum. Hani bunları neden belirtiyorum? Ne olduğunu baştan sona bilin. Ben nasıl yapıyorum şu anda bilin diye söylüyorum bunları. Şimdi Golden Pistachio'muzun içinde ne var? Golden Pistachio'muzun içinde tabii ki fıstık var, karamel ve vanilya. Şu anda aldığın tat nasıl? İlk başta sana sorayım. Karamel yoğunluğu var. O kesin bir kere. Bir de yani fıstık aroması şöyle. Yani zaten güzel, hoş bir aroma. Hepsi bir arada hani güzel bir aroma olmuş. Yalnız fıstığı vanilyanın öne geçmesiyle biraz daha az alıyorum şu an. İlk işim olduğu için belki. Daha yeni açılıyor çünkü. Önde şu an karamel ve vanilya var diyebilirim. Benim için. Ben de şöyle söyleyeyim. Fıstığın birazcık daha kabuğunun tadı. Yani taze fıstık. Taze fıstık gibi aynen öyle. Ama vanilya ve karamel de çok güzel bir şey katmış yani. Hani şöyle diyeyim, sadece fıstık olduğu zaman belki sek içilmeyebilir. Evet. Ama şu anda sek bence çok güzel. Güzel gidiyor. Dediğim gibi her ikisinin yoğunluğunu hissettiriyor şu an. Tabii fıstığı da aynen dediğin şekilde alıyorum yani şu an. Vallahi yani aslına bakarsanız tam böyle yorumlamaya geçmeden önce her zamanki gibi biz birazcık bunun içimini yapalım. Her zamanki gibi öyle yapalım. Tamam mı? Ondan sonra gelelim hangisinin bandrol, hangisinin bandrolsüz olduğuna.
aromaların nasıl olduğuna, bu arada biz kamera arkasında şunu da söyleyeceğim. Hani siz anlık geçiş görüyorsunuz ama ortalama bir saatlik bir içim yaptıktan sonra bu arada biz bayağı bir değiştireceğiz bunları. Çünkü hangisinin hangisi olduğunu ben biliyorum, kendisi bilmiyor. Ona göre neyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Senin kör yorumun olacak, benim ise görür yorumum olacak. O şekilde bir denememize devam ediyoruz. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet, yaklaşık bir saate yakındır nargilemizi içiyoruz. Hocam, yani şu anda böyle, hatta ben şu taraftaki mavi nargile içiyorum. O ise kırmızı içiyor. Yani düşüncelerin neler? İlk başta bunu almak istiyorum. Ya şöyle ki, bir kere ben yani kendi marpucumla, kendi nargilemden içerken şunu anladım ki açıldıkça o tadı daha fazla almaya başladım. Yani fıstığın o dediğimiz o olayı. Hani dedin ya işte kabuğundaki tadı aslında, evet, veriyor. Birazcık daha fazla. Birazcık da böyle kavruk bir tat hani veriyor. Yine şöyle söyleyebilirim. Tat değişmeden devam etti. Halen de aynı aromadan hiçbir şey kaybetmedi yani. Evet. Evet. Ben de yani bunu fark ettim. İki nargilede de birebir aynı süreyi alıyorum. Birebir aynı tadı alıyorum. Zerre kadar bir değişiklik yok. Hatta şu anda bir değişimi tekrar yapalım. Tamam. Ben şu an mesela arkadaşımın nargilesinden içiyorum ve aynı. Aroma da aynı. Yoğunluk da aynı. Aynı şekilde söyleyebilirim. İkisinin birbirinden hiçbir farkı yok. Bence de yok. Kesinlikle yok. Yani ben bunu yakalamaya çalışıyordum aslına bakarsan. Hani ben değil de sen birazcık daha kör test yapıyorsun bana göre. Ben ise yine söylüyorum, görür test yapıyorum sana evet. göre. Şimdi ben öncelikle aynen sen hala hangisini içtiğini bilmiyorsun. Bak birazdan onu da söyleyeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bence yavan bir fıstık yerine vanilya ve karamelle bu birazcık tatlandırılmış. Yani fıstığın, nargiledeki fıstık aromaları birazcık yavan gelir genelde. Hani bir süre sonra damak alışım direkt kaybolur. Ama bu vanilya ve karamel işin şey boyutuna geçmiş. Yani tatlandırıp bu içim zevkini uzatmış. Senin de bir yorumun vardı. Biz içerken bunu söyledin bana. Piyasadaki fıstık aromasını veren en iyisi diyebileceğin. Kesinlikle, bak ben özellikle bundan bahsedeceğim size birazcık. Piyasada birçok fıstık aroması var. Birçok firmanın fıstığı var. Ama bana göre tartışılmaz en iyisi bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü en uzun süre aynı tadı koruyabilen, en doğru düzgün tadı verebilen, ki o yavanlıktan uzak birazcık daha tatlı bir fıstık tadı veriyor. O vanilya ile bütünleşmiş hali, hani nasıl diyeyim size, eğer vanilya ve karamel olmasaydı, benim düşüncem şu, bunu birazcık daha karışımlarda biz parlatabilirdik. Yani mesela sek ceviz tatlarını düşünün, tek başına içtiğiniz zaman bir süre sonra damak alışıyor, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani damak tadı çok daha fazla alışıyor ama burada bu vanilya ile karamel o alışkanlığı yapmamasını sağlıyor. Damağım benim o alışkanlığı yapmıyor. Çünkü o tatlı tat geldiği için bir şekilde o fıstık tadını hala almaya başlıyorum yani. Aynen öyle. Yavanlığa izin vermiyor. Yani. Kesinlikle. Hatta hani işte yudumunuzu alıp bıraktığınız zaman damakta o fıstığın genel aromasını evet. veriyor. İşte tam bunu vermeye çalışmış. Özellikle ben bunu zaten sana içerken de söylemiştim. Aynen. Ya dedim ki şuna dikkat et dedim. Bana dedi ki ilk başta, ya dedi fıstık tadı birazcık sanki gelmiyor mu? Dedim bak şuna dikkat et. İçtikten sonra dumanı verdin. Şöyle bir damağını bir yoklasana dedim. Evet dedi, gerçekten fıstık tadı ağzımda var. Aynen. Yani bu birazcık da o şekilde verilmiş. Hani ağzın alıştı zannediyorsun ama halbuki damakta o fıstık Aynen. tadı kalıyor. Yani tadı damağımızda kalıyor diyebiliriz. Yani bir mesaj vermeye çalışmışlar. Tumbaki'ye buradan teşekkür ediyorum bu arada tekrar. Evet. Bize böyle bir fırsat sunmuş. Aynen. Kesinlikle. Ve İlk çektiğimiz Golden Age'deki gibi o yoğun aromayı alabiliyorum. Duman yine kendini gösteriyor. Yok Tabii, diyemem. Tabii şu anda bu arada kömürleri evet. bir çekmemiz gerekiyor. Aynen. Kömürleri mesela, bir değil mi? Halletmemiz gerekiyor. Aynen. Daha yoğun bir duman alabilmek için. Bence de. Abi kömürlerimizi de hallettiğimize Aynen. göre şu anda gelelim en önemli noktaya. İlk başta sana soracağım. Sence hangisi bandrollü, hangisi bandrolsüz? Bir tahmini. Bu kez bileceğimi düşünüyorum yani. Bu arada gerçekten hiçbir bilgim yok. Şimdi işin komik tarafı,
fark yok dediğimiz sütüne hangisi orijinal demeye çalışıyor. Yani hangisi bandrollü daha doğrusu demeye çalışıyor. Bu bandrollü abi. Bak bu bandrollü, bu bandrolsüz dedin değil mi? Evet. Tamam, ben de sana gösteriyorum. Arkadaş. Yani net söylüyorum. Asla fark yok ya. Hani bu böyle kameralar karşısındayız hadi işte şaşıralım falan değil. Gerçekten fark yok. Aynı. Aynı. Çünkü ben aynı olduğunu fark ettim dedim. Bir daha sen bir kokla da anlayalım bunu. Direkt açtığım gibi kokladım. Belki onun da etkisi olduğu anda. Kesinlikle. Fark yok. Fark yok yani. Aynısını ben de söylüyorum. Kesinlikle ben fark alamadım. Şunu ekleyeyim. Hani bizim insanımızda şu vardır. Ya abi adam işte orijinal kutusunu üretiyor. Yurt dışına veriyor ya. En iyisini veriyor. En güzelini onlara veriyor. İşte yani firmanın yaptığı işte küçük hileler gibisinden göstermeye çalışıyorlar. Bence abi bu firma bu işi çok iyi yapıyor. Ben onu öyle görüyorum, öyle söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani benim aslında bakarsan söyleyeceğim ve ekleyeceğim birçok şeyi sen söylediğin için şu anda çok da böyle aynı kelimeleri tekrar yani, etmemek için, kendimi tekrar etmemek için söylüyorum. Belki ben heyecanımı aslında mahzur görüyorum çünkü. Yani birebir aynı düşüncelere katıldığım için aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Özellikle şundan da size bahsetmek istiyorum. Biz önceden bir konuşma hazırlamıyoruz. Evet. Burada geliyoruz ve doğaçlama bir şekilde diyoruz ki yani o anki, o saniyedeki düşüncelerimiz kesinlikle tamamen olsun. Size karşı herhangi bir şekilde bir şeyimiz olmasın. Yani ön fikirle, ön hazırlamayla gelmeyelim. Burada tamamen sıfırdan hazırlıyoruz her şeyi. Yine söylüyorum. Odadan dışarı attım. Hangisini hazırladığını bile görmedi. Hatta kokusuna bile bakmamıştı bu sefer. Kokusuna bile yeni baktı. Her şey sıfırdan hazırlandı. Birebir aynı setupları kullanarak size göstermek hoşuma gidiyor. Bu arada şundan bahsedeceğim. Yani kullanatma 60'la içtiğiniz zaman herhangi bir şekilde tat olmadığı için birebir ikisinden de birebir aynı tadı alıyoruz. Çok nadir olarak da ben silikonla da denediğimde aynı tadı aldığımı söyleyebilirim. Aynı şekilde aldığımı söyleyebilirim. Tabii silikonunuz ne kadar temiz, ne kadar düzgün yıkadınız o da var yani. Çünkü bunun bayağı etkisi var. Ben şöyle söyleyeyim, fıstık nasıl bir aroma biliyor musunuz? Hani benim bir arkadaşımın kafesi var ki sen de iyi tanırsın kendisini. Adamlar fıstığa takım oturturlar. Yani oturmuş kahveci takımında herkese fıstık veriyorlar ve Tumbaki'nin fıstığını veriyorlar. Hatta onlar için de ben bu videoyu çekiyorum. Şundan dolayı kendileri de ısrarla bana diyorlardı ki diyorlardı bandrolsüz olan çok daha güzel, bandrollü olan güzel değil. Biz onun için kesinlikle bandrolsüzü seçiyorum diyorlardı. Ben ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Aynı şekilde onlara kutularını değiştireceğim. Tamam mı? Vereceğim. Diyeceğim hadi anlayın. Yani bakayım bakayım ne kadar anlayabilecekler onlar da. Yani, fark etmek. Abi fark etmek yok mümkün yani. Değil. Fark etmekle alakalı bir durum yok açıkçası. Çünkü işin içine şu giriyor. Bir kere piyasada isminizin alınmasını istiyorsanız bir işi öyle iyi yapacaksınız ki kimse görmese de o işi iyi yapacaksın. Bu bir gerçek. Aynen öyle yani şimdi abi buna ulaşabilen insan var, ona ulaşabilen insan var. Şimdi bazen yorumlarda yazıyorlar abi çok büyük farklılık var diye. Bizim burada denememize ne kadar güveniyorsanız, samimiyetimize ne kadar güveniyorsunuz bilmiyorum. Ama ben size söylüyorum kesinlikle bunları yaparken yani firmayla da aynı şeyi konuşuyorum ben. İnanın o kadar inceleyip sık dokuyorum ki bu konuda. Biz her zaman diyoruz yani hayatı yani ayda bir sefer tütün alabilen de var. Birkaç ayda bir alabilen de var. Yanlış yorum kesinlikle büyük bir vebale girdiği için biz bunu yapmak istemiyoruz. Onun için çok inceleyip sık dokuyoruz. Abi puanlamamıza geçelim. Aynen. Bayağı bir konuştuk. Bayağı evet. Bir yani güzel bir tütün olmuş onun için bayağı bir konuştuk. Şurada bir puanlama cetvelimizi açalım. Aromasal olarak ilk başta puan vereceğiz. Şimdi aroması olarak fıstık tatları tek başlarına da güzel gidiyor ama karışımlarda birazcık daha güzel olur. Çünkü evet. Çok yoğun aromalar değiller bunlar. Yine de fıstığının çok kaliteli olduğundan dolayı ve kesinlikle çok iyi zevk verdiğinden dolayı ben 7 vermek istiyorum. 7 fazlasıyla böyle bir blond tütün için iyi. Sadece o yoğunluk var ya onu fıstık gibi aromalarda, kuruyemiş gibi aromalarda birazcık daha damak alışıyor yani. Hani bir tık daha alıştığı için söylüyorum bunu. Evet. Tabii yine diyorum vanilya karamel falan bunlarla adamlar ciddi derecede süreyi uzatmışlar. İlk 10 dakikada alışır normalde boğazımız. Yani.
Hani biz bir saattir içiyoruz. Yani bir saat bunun için yeterli mi? Fazla. Fazla. Yani yeterli değil, fazla. Evet. Yoğunluk olarak baktığımız zaman bu bir blond tütün. Beni doyurdu, seni doyurdu mu? Şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha böyle karamelimsi tatlara yakınım biliyorsun. Böyle biliyorsun beni hani fresh veya işte meyveli evet, tatlar evet, benden biraz daha uzaktadır. Onun için hani hem damak tadımı da karşıladığından dolayı daha çok benim için ön planda şu an. Gerçekten karşılıyor. Yani çok iyi. Yani yoğunluk olarak da baktığım zaman bu bir blond tütün ortalamanın bir tık üzerinde bir yoğunluğa sahip. Onun için 6 vermek istiyorum. Kesinlikle yeterli bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Abi kokuya geleceğiz. Ben bir çık gir yaptım. Evet. Ben şimdi kokuyu az çok fark ettim. Koku hafif. Hı hı. Yani içeride böyle aman aman bir fıstık kokusu, işte böyle çok böyle buram buram her yeri saran bir koku yok. Zaten biz içtiğimizde hem kokuyu hiç almadık gibi. Yani çünkü hem burun alışıyor. Evet. Hem de girip çıktığım zaman da o farklılığı hissedemedim çok fazla. Aslında şöyle bir şey, ben şu an masada hani belki sen de alıyorsundur. Bu karamelimsi bir koku geliyor. Buruna geliyor direkt geliyor, değil geliyor. Mi? Ama odanın geniş çapta bıraktığı o hani direkt alır mıyım diyorsun, o hafif kalmış. Ondan sana güveniyorum yani sonuçta. Sen daha iyi test edebildin. Ya koku olarak da ben buna 4 vermek istiyorum. Hafif bir olsa kokusu var. Aslına bakarsan lezzetli bir kokusu var ama yoğun olmadığı için. Aynen. Yani kokusu yoğun değil sadece. Keskin bir koku bırakmamış. Evet. Birazcık ters yaptık ama şimdi dumanı test edeceğiz. Dumanı da her zamanki böyle bir anda çekip bir çapraz verelim tamam. Mi? Hadi bakalım. Ya şimdi komik tarafını söyleyeyim mi? Biz nargileyi bitirip dumanı test ediyoruz ha şu anda. Bu? Yani bunu söyleyeceğim. Sonunda yaptığımız iş oldu. Çünkü şimdi. Sabahtan da şey diyor mesela koku çok şey duman çok fazla diyor. Duman çok fazla çok diyor. İyi. Duman çok iyi diyor. Abi ben dumana bu sefer 7 vereceğim ama. Yani öncekilerden bir tık daha az. Başlarda yani ilk yarım saat 40 dakika acayip yani hiç kesilmeden yoğun bir duman veriyordu. Artık kalmadı. Şu an sonunda bu. Yani bu kadar. Abi duman olarak da ben buna 7 verdim. Tamamdır yani. Yani şimdi sadece son bir ufak bir toparlamamızı yapıp bitirelim artık. Bandolu bandolusuz arasında herhangi bir fark biz gözlemleyemedik. Ne koku olarak ne tat olarak herhangi bir şey yok. Hatta bu sefer gelenlerde tütün yapısı bile birebir aynı. Onu da gözlemlemişsindir sen. Şerbet oranıdır, şudur budur, bu tarz şeylere çok takılan bir adam değilim. Ben performansa takılan bir adamım. Size verdiği lezzette ve sürede neler değişiyor, neler oluyor bunlara takılan bir insanım. Tumbaki yapı olarak zaten hepsi birbiriyle neredeyse aynıdır. Çok nadir farklılığını görürsünüz. O da size daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim. Hani neden olduğunu da söylemiştim. Yani şu anda herhangi bir fark görmüyorum. Birebir aynı. Kullanan mahpus bile denedik. Birebir aynı setup'ı yaptık. Daha ne yapabiliriz ki diyorum. Yani evet, evet. Bence yeterli. Hocam hakkını helal et. Seni bayağı bir tuttuk. Ben mutluluk duyuyorum senin programlarına katılmaktan. Gerçekten böyle ekran karşısında gerçek bilgi vermek benim için mutluluk verici. Ben evet. Teşekkür ediyorum sana. Uzun bir video oldu. Evet. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Tumbaki'ye de teşekkür ediyorum. Kendinize teşekkür iyi bakın. Ederiz. Eyvallah.